Yani pek fazla göremedim. Yani bu evde göremediniz. Dileğin becerikli olup olmadığını göremedim. Göremedim Kadir Bey. Kesinlikle katılmıyorum. Emine Peki o zaman Emine baksın. Neden bu evde senin becerikli olmanı göremedi? Yani çok küçük bir ev. Küçük ama bunu sürekli söylüyorum size. Sildiğimiz her bez yani bir kovada çamurlu su haline dönüşüyor. Neden anlamak istemiyorsunuz? Evet, Rabia'dan puanını alacağız. Tabii ki en son gösterecek Rabia da puanını. Bakalım bugünkü bu evde, bu evdeki temizliğe Rabia kaç puan verecek? Evet Rabia, buyur. Programın başında da söylemiştim, verdiğiniz ikiler kalmaz yanınıza diye. Aman haftanın ilk günü. Kadir Bey, çok küçük bir ev. Ya ben adaletli davrandığımın farkındayım. Çok küçük bir ev. Bazı insanlar gerçekten... Detay yok. Hiçbir detay yok. Biz bunu önceki yayınlarda da gördük. İşte boş konuşmuyoruz. Bazı konuştuklarının altını dolduramıyorlar. Bence Emine Hanım da konuştuklarının altını dolduramayacak. Emine verdiği puanın altını dolduramıyor mu? Yani kendi gününde dolduramayacak. Konuştuklarının ben yaparım yaparım diyor ya. Vaatlerini gerçekleştiremeyecek. Evet, görürsünüz Dilek Hanım. Kesinlikle. Görürsünüz, şaşıracaksınız. Yani böyle var Emine, ya. Emine puanını göster. Emine 3 vermiş. Evet vermiş. Ama ben 3 beklemiyordum Emine Hanım'dan. Ben az önce konuşmasından 2 verdi sandım bir an. Ya 2 veren de alsın yani vicdanlı evine götürsün bence. Dilek Hanım ben gerçek sözümün arkasındayım, gerçek söylüyorum. Ev küçük bir ev, detay yok. Yine de emeğinize karşılık 3 verdim. Yani emek, ben 3 emek 3 mü? Emine Hanım için emek 3'müş ama ben Emine Hanım'dan 3 beklemiyordum. Çünkü küçücük bir ev. Çamurlu bir evdi. Ben kendisinden 4 bekliyordum yani en az, öyle diyeyim. Yani Dilek Hanım, benim verebileceğim puan bu. Ben iddialıyım, kendime güveniyorum. Kendime güvendiğim için buradayım. Ya ben evet, de... Rabia puanını verdi. Rabia puanını açıkla buyur. Puanıma Dilek 3. Çağla sen de açıkla. Puanım 2. Hiç vermeseydiniz. Bu temizliğe kaç puan verebilirim ki yani? Her yeri duruyordu. Düzgün silememiş hiçbir yere. Her yerinde izler var, lekeler var. Evet, Çağla'dan 2 geldi. Haftanın ilk günü ilk puan 2 oldu. İyi ki de senin puanını göstermemişim. Sonra belki de onlar da 2 verirlerdi. Evet, ne diyorsun? 4 saatte kirli bir ev temizledin. Geri geldi, seni camdan sökerek aldık. O buzdolabını 50 kere ittin, kalktın. Sular, çamurlar, bezler, teller, yerler, kirler. Ama sonucunda 2 geldi. Çağla Hanım bence... Vicdanını çöpe atsın. Ben vicdanını çöpe atmıyorum. Benim gördüğümü yapıyorum ben. Ben sizin vicdanlı bir insan olduğunuza inanmıyorum ben açıkçası. Ben gayet vicdanlı bir insanım. Bunu ilerleyen günlerde de görürsün. Yapana gerçekten hakkını veririm. Ama senin her yerinde, senin her yerinde bir şeylik var yani. Baktığımız zaman her yer leke. Her yer leke. Yani 4 saatte, evet 4 saatte çok bir... ister istemez küçük detaylar kalabilir. Bunu az önce konuştuk küçük ama işte. Insanlar... Bunlar küçük değildi. Siz de yaşayacaksınız. Bunlar i̇ster küçük istemez, değildi. İster istemez çok kirliydi, çok yağlıydı. Ben zaten yapabildiğim kadar, paklayabildiğim kadar 4 saat içerisinde temizledim. Ama şöyle bir şey var, 4 saatlik bir yarışmada çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Bunu kesinlikle hiç kimsenin göz ardı etmemesini bekliyorum. Yo, Emine direktman bana süreyi bahane etmedi. Ben Çağla Hanım'ın puanını kabul etmiyorum açıkçası. Vicdanlı olup olmadığımı da, vicdanlı olup olmadığımı da ilerleyen günlerde benim için göreceksin. Vicdansızsın. Yani Çağla, şimdi benim burada şaşırdığım şey ne bak. Evi belki tam arındıramamış olabilir senin açından ama şimdi ev o kadar kirli ve yoğun kir var. Bu evde yoğun bir kir var. Yani bezi bir yere sürdüğün zaman o suda bezi yıkadığın gibi su simsiyah oluyor. Ya benim verebileceğim puan buna bu. Yani bu yerler tahta fırçalandı, bunlar silindi. Yani bu evde bir emek hiç gözüne gelmiyor mu? Yani emeği var, evet emeği var ama hala kirli ev. Camları kirli, bak, dolabı kirli, otu kirli, bu kirli. Ben sana ev tamamıyla paklanmış demiyorum zaten. Ama böyle bir evde 4 saatlik bir temizlik içinde senin için 2 mi yani? Evet. 4 saatlik bir temizlikte dediği gibi çok da fazla, evet her yere yetişemiyoruz. Ama çok küçük detayları da bence bu kadar fazla takılmamalıydı diye düşünüyorum. Diyecek bir şeyim yok. Programın açılışında da söyledim, verdiğiniz ikiler kalmaz yanınıza diye. Ne diyeyim başka? Evet Behiye, senden devam edelim. Öncelikle Dilek Hanım, ellerine kollarına sağlık. Aman ne oldu? Yani benim yaptığım emeği hiçbir şekilde görmüyorlar. Yani ilk gün diye bu şekilde yapamazsınız. Yani gözünüz çok yüksekte, çok yukarıdan bakıyorsunuz ama ev gerçekten çok kirliydi. Kendi evinizde yaptığınız temizliğe benzemiyor. Biraz şu elinizi vicdanınıza koyarak puan verin.
Buraya geliyorsanız bu kirli evi de evleri temizlemeye geliyorsunuz. Kendi evinizde yaptığınız temizliği yapmaya gelmiyorsunuz. Çağla'nın yorumları çok kabay ve kırıcıydı bence. O yüzden Dilek Hanım 4 saat burada uğraştığına rağmen ona öyle kelimeler söylemesine üzüldüğü için ağladı. Bakın Kadir Bey size söylüyor. Kovada yıkıyorum bezi diyor, çamur gibi akıyor diyor. Umurunuzda bile değil zaten. Bir de yarışmaya programa gelmişler. Sen de aynı yarışmaya geldin. Emeğiniz yok ama sizde, sizde emek yok. Daha ilk gün gördün ama. Güven yok. Daha ilk gün gördün. İlerleyen günleri göreceksin bence diyorum. İlerleyen günlerde görürsün. Hak ettiğini hak ede veririm yani. Hak ettiğini veririm. Yorumlar yorumlarının üstüne gelince. Ben hiçbir şekilde güvenmiyorum. Dilekte patlama yani sizinle eşit davranabileceğinizi de düşünmüyorum. Öyle diyeyim hafta başında. İnsanlar kendilerini belli eder zaten. Siz de karakterinizle kendinizi belli ettiniz Çağla. Senin temiz kanlı işin yok bence. Bence gerçekten sizin temizlik senin, anlayışınız yok senin ki. Senin temizlik anlayışın yok. Belli oluyordu aslında. Çağla Hanım, Dilek Hanım'ın biraz modunu düşürmeye çalıştı. Onu ben de fark ettim. Modunu düşürmeye çalıştığını fark ettim. Yani o kadar üstüne gitmemesi gerekiyordu. Göreceksin. Peki Behiye'ye dönelim. Behiye iyice sabırsızlandı. Bu kadar sert yorumlardan, olaylardan sonra nasıl bir yorum yapacaksın? Vallahi Behiye Kadir çok merak Bey, ediyorum. Vallahi Kadir Bey, yorum yapsam mı yapmasam mı? Hani buradan direkt benim üzerime atlanırım falan diye düşünüyorken neyse ki başlayacağım. Dilek Hanım, öncelikle ellerine kulağına sağlık. Ellerinden belli, ellerin çizilmiş, kızarmış. Gerçekten bir emek vermişsin. Ben gelip gittikçe bunun farkına vardım. Ama emin ol. Teşekkür ederim bunu gördüğün için gerçekten. Gerçekten. Yani bunu fark İnşallah ettim. İnşallah diğer yarışmacılar da kendi günlerinde görürler. O tırnaklarını, o parmaklarını. Bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Tırnaklarınızın ne kadar kırılabileceğini, emeklerinizi, ellerinizin sertleşebileceğini deterjanlardan. Çünkü 4 saat boyunca buraya bir emek veriyorsunuz. O emeğinizin karşılığını göremeyince insanlar ne kadar huzursuz oluyor. Herkes buraya bir bir emekle geldi. Ama yaptığınız çok vicdansızca. Dilek Hanım, bu bir yarışma. Üzülmeye gerek yok. Yarışma ama, şu an siz beni hakkımı yediğiniz için ben üzülüyorum. Şimdi sabahtan beri canı çıktı. Emeğimin karşılığını veremediğiniz için. Benim alnımdan terler aktı. Yaptığınız yani çok adaletsizce. İyi misin? Yorum evet, alacağım yok, ama. Evet, iyiyim. Çünkü yani kötü bir şey söylersin. Yani diğer arkadaşlarım için de. Ben buna inanıyorum. Günlerinde ben de onları göreceğim diye düşünüyorum. Ama az, ama çok, ama temiz, tamam, ama kirli. Sen şimdi bir sakin ol, ağlama. Boşa hiç gözyaşlarını yok, dökmeye iyiyim. Gerekmez. Behiye, sadece senden yorum sinirlendiğimden... alalım. Evet, yorgunsun sonuçta böyle bir yorum alınca da tabii de, ki etkileniyorsun. Bir de hazmedemiyorsunuz açıkçası. Yani Behiye Hanım, kesinlikle üstünüze alınmayın. Ben genel olarak konuşurum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.